Herkese merhabalar. Güncel bilgiler 4. denememizle birlikteyiz. 4. denememizde yine 6 sorudan oluşacak. Hemen sorulara geçelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanımız kimdir? Seçeneklerde siyasetçiler görüyorsunuz, başkanlar görüyorsunuz. Ama biz Merkez Bankası Başkanımızı soruyoruz. Cevabımızı görelim. Murat Uysal'dır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine 2018 yılında eklenen son varlığıdır? Yani UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine eklenen son yerimizi soruyoruz. Cevabımız Göbekli Tepe, Şanlıurfa olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Rauf adlı yazarımıza aittir? Şeklinde bir soru var. İntibah, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Eylül, Cezmi, Kuyucaklı Yusuf. Hangisi Mehmet Rauf'a aittir? Cevabımız Eylül'dür. Eylül aynı zamanda ilk psikolojik romanımızdır. Bunu da zaten biliyorsunuzdur. İntibah, Cezmi, Namık Kemal'e ait, Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali'ye ait bir eserdir. Bu eser yazar eşleştirmesi şeklinde videoyu da yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sonraki sorumuza geçiyoruz. İlk kadın pilotumuz kimdir? Şeklinde bir soru var. Karıştırmayalım. İlk kadın savaş pilotu demiyoruz. İlk kadın pilotumuz kimdir diyoruz. Cevabımız Bedriye Tahir Gökmen'dir. İlk kadın pilotumuz Bedriye Tahir Gökmen. İlk kadın savaş pilotumuz Sabiha Gökçen'dir. 2020 Nisan ayında Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin 157 yıllık tarihinde ilk defa üye seçilerek Türkiye'nin gururu olan Türk bilim kadınının kim olduğunu soruyoruz. 157 yıllık tarihimizde ilk defa üye seçilmiş ve Türkiye'nin gururu olan Türk bilim kadınımız Profesör Doktor İvet Bahar olarak karşımıza çıkar. Haziran 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği Bakanı kimdir? 2020'de Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmiştir bu kişi ve eski Avrupa Birliği Bakanımızdır. 75'i görünce benim aklıma direkt zaten cevap geliyor. Neden bilmiyorum. Cevabımız Volkan Bozkır olacaktır. Bu şekilde 4. denememizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki denemede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.